İyi akşamlar arkadaşlar. Zamirler konusunu anlatmıştık. Şimdi de isterseniz biraz test çözelim. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu sözcüğü zamir olarak kullanılmamıştır? Evet bu sözcüğü zamir olarak kullanılmazsa sıfat olarak kullanılabilir. Mesela bu haber derken önündeki ismi işaret ettiği için işaret sıfatı olur. Diğerlerinde bu hepimizin ortak sorunudur. Bu sana iyi bir ders olmuştur. Bu her öğrencinin işine yarar. Bunların hepsinde işaret zamiridir. Ancak bu haber derken önündeki ismi işaret ettiği için işaret sıfatıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri yoktur? Onu bu hale biz getirdik. Bir insandan bahsettiği için kişi zamiri. Sen kendini ne sanıyorsun? Evet sen bir kişi zamiri. Olanları ben unuttum sen de unut derken hem ben hem de sen kişi zamiri. Dün davetiyelerini buraya getirmişler. Tabii ki burada buraya İşaret zamiri doğru şıkkımız D şıkkı. Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde ki zamir, ki zamir olarak kullanılmıştır? Arkadaşlar biliyorsunuz ki ki ilgi zamirdir. Genelde karşılaştırma yapar ya da aile ismi ismiyle beraber kullanılabilir. Bakıyoruz. Evet gözlerindeki ışıltı nasıl ışıltı? Gözlerindeki ışıltı sıfat yapan ki olur. Öyle anlaşılıyor ki ayrı yazıldığı için bağlaç. Bizimkiler akşam size gelecekler. Evet, bizim aradığımız cevap bu. Bizimkiler aileden bahsediyor. Yeni aile ismini getirdiğimiz için C şıkkı cevabımız, doğru cevabımız. D'ye bakıyoruz. Elimizdeki fırsat. Bu da nasıl fırsat? Nasıl sorusuna cevap verdiği için sıfat yapan ki olur. Evet, devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Arkadaşlar, soru zamirleri önemli. Soru zamiri olabilecek kelimelerimiz ne ya da kim olur? Dikkat edelim. Barem tatil için nereye gideceksin? Evet. Soruyu soruyoruz. Nereye? Eğer aldığımız cevap bir isimse bu soru zamirdir. Nereye gideceksin? Alanya. Evet. Cevabımız A. Ama diğerlerine de bakıyoruz. Nereye gittiklerini sana söylemedi mi? Derken burada soranla mı mi edatıyla sağlandığı için nereye kelimesine bakmıyoruz. Hangi, hangi tür kitaplar derken hangi kelimesi önündeki Tür ve kitap ismine soru sorduğu için soru sıfatı olur. Bu şıkkı deniyoruz. Kimin aradığını öğrenebilecek misiniz derken dikkat edin soru kim ile sorulmuyor. Soru edatı mi ile sorulduğu için cevabımız D de olmuyor. İlk başta demiştik cevabımız A. Şairin şiire ne getirdiğine bakılmamalı. Çünkü o birilerini memnun etmek için değil kendisi için yazar. Bakıyoruz arkadaşlar o bir insandan bahsettiği için kişi zamiri olur. Soru zamirimizde ne görüyoruz. Ne getirdiğine bakılmamalı. Soru zamirimizde ne? Evet belgisiz zamirimizde zaten birilerini derken görüyoruz. Burada işaret zamirimiz yok. Doğru cevabımız D diyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin altı çizili ek, yenilik zamiri değildir. Kimin sorusunu sorarak bulabiliriz arkadaşlar. Oyuncaklarını kırmış. Kimin oyuncaklarını? Onun. Benim elimden her iş gelir derken benim buradaki im tamlan ekidir arkadaşlar. Ama elimden derken iyi deseydi kesinlikle yeni keki olacaktı. Cevabımız B zaten. Çantasını yine okulda unutmuş. Kimin çant çantasını? Kendi çantasını. Evet burada da yeni kekimiz var. Artık sözün geçmiyor bu sınıfta. Kimin sözü? Onun sözü. Evet arkadaşlar kimin sorusuyla hemen test ettik. Doğru cevabımız benim. Benim derken buradaki im aslında tamlayan ikidir. Ama elimden derse idi. O zaman soru çelişkili olurdu. Bu yüzden cevabımız B olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur? Dikkat edelim. Genel bir soru arkadaşlar. Bahçede kavga eden o idi. O bir insandan bahsettiği için kişi zamir olur. B şıkkı biri bu, bu olanları hemen açıklasın. Biri belgisiz zamir oluyor. Evet burada da zamir var. Issız sokaklarda yalnız başına dolaşıyor. Evet burada zamirimiz yok. D şıkkına baktığımız zaman D şıkkında da başkalarını derken belgisiz zamiri görüyoruz. C şey şıkkımızda zamir yok. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüklerin her ikisi de aynı tür zamirdir. Bakıyoruz arkadaşlar. Onu bozarsan benden yenisini isteme. Onu dan kasıt insan dışı bir varlık olduğu için işaret zamiridir. Ben ise kişi zamiridir. Bu cevabımız olamaz. Dersi herkes dinledi. Belkisiz zamirdir. Ama kimse anlamadı. O da belgisiz zamirdir. Bizim aradığımız cevap B şıkkıdır. Değerlerine de bir göz gezdirelim. Onun kıyafeti çok. Burası ona dar geliyor. Evet. Onun bir insandan bahsettiği için kişi zamiri. Burası da işaret zamiri. Bu şıkkımız da olamıyor. Aynı olmak zorundaydı. Ne? Soru sorduğu için soru zamiri. Kimse ise belgisiz zamiri. Evet. Ne demiştik? Herkes ve kimse belgesiz zamiri olduğu için doğru cevabımız B şıkkı idi. Evet geçiyoruz 9. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde o sözcüğü farklı bir tür zamir olarak kullanılmıştır? Evet arkadaşlar çok bahsettik. Ya kişi zamir olur ya da işaret zamiri. Geçen hafta o bu soruyu çözememişti. Evet bir insandan bahsediliyor. Kişi zamiri o sahibine sadık bir köpektir. Sadık bir köpektir. Köpekten bahsedildiği için işaret zamiri. Her sabah onun ötüşünü uyanırım. Horozdan bahsedilmiş onun derken bu da işaret zamiri. Kitabı gösterip onu bana ver dedi. Kitap ismini işaret ettiği için onu diyerek burada da işaret zamiri. A'da ise gördüğümüz gibi bir kişiden bahsedildiği için kişi zamiri olur. Doğru cevabımız A'dır. Evet bu köyde biri çalışır. Herkesi doyurur. Evet alt içisini zamirlere soruyor arkadaşlar. Biri kelimesini öğrenmiştik. Biri belgisiz zamir. Herkesle belgisiz zamir. O zaman ne oluyor doğru cevabımız? B şıkkı oluyor. Devam ediyoruz. Evet, hepimiz yakında oraya gelmeyi ve seni görmeyi çok istiyoruz. Cümlesinde işaret zamiri olan kelime hangisidir? Arkadaşlar, işaret zamirlerimiz genelde zaten ek alırlar. Oraya kelimesine dikkat edersek işaret zamiridir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Hepimiz belgisiz zamirdir görüyorsunuz. Sen ise kişi zamiridir. Doğru cevap B şıkkı. Evet aşağıdaki cümlelerden hangisinde zamir yoktur? Evet genel bir soru dikkat edelim arkadaşlar. Kendi düşen ağlamaz derken kendi dönüşlülük zamiridir. Aynı zamanda kişilik zamiri olarak da kabul edilir. Buraları işaret zamiridir. Önünde herhangi bir isim yoktur. Yandaki masaya oturun derken arkadaşlar buradaki ki sıfat yapan ki değildir. Ne demiştik? Nasıl sorusunu sorar cevap alırsak sıfat yapan ki nasıl masa ya da hangi masa dersek sıfat yapan ki olduğunu görüyoruz. Ondaki akıl kimsede yok derken kimsede zaten gördüğünüz gibi belgesi zamirdir. Doğru cevabımız ne oluyor? Evet. C şıkkı oluyor. Önceden söylemiştik. O kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır? Yani sıfat olarak da kullanılabilir. Önünde bir isim gelmemesine ve onu işaret etmemesine çok dikkat ediyoruz. Bakın sen o soruyu derken ne yapmış? İsmi işaret etmiş. Bu kesinlikle işaret sıfatı olur. Evet dikkat edin. Başka o ile başlayan kelimemiz var mı? Evet. Toplantı, toplantıya o da gelmiş. Evet görüyorsunuz o burada zamen olarak kullanılmış. Ama B şıkkındaki o kelimesiyle karıştırmıyoruz. Çünkü önündeki ismi işaret ettiği için işaret sıfatı oluyor. Devam ediyoruz. Arkadaşlar en zor zamir türümüz soru zamiridir. Aslında kim ve ne çok kullanılan soru zamirleri olabilirler. Bakıyoruz senin saatini hangisi geri vermedi? Evet görüyorsunuz hangisi soru yoluyla ismin yerini tutmuş. Yani bir insan ismini bizden söylemesini istiyor. Doğru cevabımız A. Biz diğerlerine de bakıyoruz. Hangi insan derken kesinlikle işaret sıfatı olur. Çünkü hangi önündeki insan ismine soru sormuş. Bunu arkadaşıma ben mi söylemiştim derken ben mi derken soru edatıyla sağlandığı için buna hiç bakmıyoruz. Öğrenci sınıfını başarıyla geçti mi derken yine burada da soru edatı mi ile soru anlamı sağlanmış. Doğru cevabımız B görüyorsunuz. Evet hangi cümlede belgesiz zamir vardır? Arkadaşlar belgesiz zamirlerde dikkat edeceğimiz önünde isim olmaması ve o ismi belli belirsiz belirtmemesi gerekiyor. Bazı anlar derken kesinlikle belgisiz sıfat olur. Çünkü önündeki ismi belirtiyor. Başka şiirler derken burada da şiir ismini belirtiyor. Hangi kitap derken önündeki kitap ismini belirtiyor. Belli belirsiz. Ama dikkat edin. Hepinizi çok özledim derken belgisiz zamir oluyor. Şöyle bir kural söyleyebiliriz arkadaşlar. Belgisiz sıfatlar ek aldığı zaman belgisiz zamire dönüşür. Doğru cevabımız C. Devam ediyoruz. Aşağıdaki aşağıdakilerden hangisinde dönüşlülük zamiri vardır? Arkadaşlar söylemiştik. Dönüşlülük zamirimiz neydi? Kendi idi. Kendi zamiri de aynı zamanda kişi zamiri olarak kabul ediliyordu. Bakıyoruz. Hangi şıkkımızda var kendi? D şıkkında var. Şıkkımızı işaretliyoruz. Çünkü bu tür sorular nokta atışı çok düşünmeye gerek yok. Evet arkadaşlar, yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde aynı tür zamir vardır diyor. Bir okuyalım. Karşı sokakta onları aniden görünce çok şaşırdım. Onlar derken bir insandan bahsedildiği için kişi zamiri olur. Marketten yine acaba ne almış derken bir ismi buldurma pardon ne aldığımızı buldurmaya yönelik soru sorduğu için ne soru zamiri olur. Devam ediyoruz. Sana ta İstanbullardan çok güzel haberler getirdim derken sana kesinlikle kişi zamiridir. Birinci şıkkımızda da bir numaramızda da kişi zamiri vardı onları. Doğru cevabımız 1-3 olacak. Son çıkmasını da bakalım isterseniz. Şunları derken de işaret zamiri oluyor. Ama bizden ne istemişti? İkisi de aynı tür zamir olacaktı. 1 ve 3'te kişi zamiri var. Sana ve onlar. Soru cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani A şıkkı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinde kullanılan zamirin türü aynıdır. Evet. Tek tek incelememiz gerekiyor. Bu kardeşimin çandası. Evet. İşaret zamiri. Bizimle sinemaya gelmekten vazgeçti biz kişi zamiri. Okula sadece o gelmedi dersek bu da insandan bahsettiği için kişi zamiri olur. Kimileri yalnız takılmayı sever. Burada kimileri belgisiz zamir. Dikkat ederseniz 2 numaradaki biz ve 3 numaradaki o kişi zamiridir. Yani doğru cevabımız 2 ve 3'tür. C şıkkı. Evet son sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde yanıt cümlesi dönüşlülük zamiridir? Arkadaşlar dönüşlülük zamirimizi söylemiştik. Neydi? Kendi idi. Bakalım hangi şıkta kendi var? D şıkkında oturdukları ev kendilerinin mi? Verilen cevapta kendilerinin. Evet. Kendi dönüşlülük zamiri aynı zamanda kişi zamiridir. Arkadaşlar bugün zamirlerle ilgili bir test çözmüş olduk. Ama testlerimizin ve konu anlatımlarımızın devamı için Türkçe Atölyem adlı YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni takip edip beğenmeyi unutmayınız. İyi akşamlar diliyorum. Diğer soru test ve konu anlatımlarında buluşmak üzere arkadaşlar.